Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün inşallah şimdilik 15 günde bir olmak üzere bir ders başlatmış olduk. Tabii ki bugünkü dersimiz ve bundan sonraki derslerimiz akaidle alakalı olacak. Bir anlamda Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis külliyatındaki rivayetlerden de yola çıkmak suretiyle nasıl iman etmemiz gerekir? Bu soruya cevap arayacağız. Dolayısıyla bugün konuya çok geniş olarak girmezden evvel dersimizin nasıl olacağına dair bazı usul ve kuralları hatırlatayım. Ondan sonra da inşallah dersimizi devam ettireceğiz. Yaklaşık olarak bizim bu akaid derslerimiz belki 50 ve 60 hafta sürecek şekilde, ama kardeşlerimiz bu dersleri düzenli olarak takip edecek olurlarsa inşallah istifade ederler diye umuyoruz. Niye böyle bir konuyu seçtik? Niye buradan başladık? Kısaca yani buradan bahsetmek isterim. Bir Kur'an-ı Kerim okuyucusu olarak, anlamaya çalışan bir kardeşiniz olarak insan olduğumun farkındayım ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın bir insan olarak bana ve bizlere hangi görev yüklediğinin de şuurundayım. Yani şairin deyimiyle tutmuş olduğum nöbet yerinin önemini idrak edenlerdenim ve bulunmuş olduğum yerde de yine şairin ifade ettiği gibi değil böyle uyumak, şekerleme yapmak bile ne tür tehlikelere maruz kalacağımızı öğrettiği için de sürekli uyanık kalmaya gayret ediyorum. Ve bu bağlamda çok değerli kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'in bize yüklemiş olduğu birçok teknikler var. Bu tekniklerden bir tanesi de içinde yaşamış olduğumuz hayatın Allah'ın ayetlerine göre ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin temsiline göre düzenlenmesidir. Biz hayatın Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre düzenlenmesini kafamızda ideal hale getirirken ve beraberinde bütün bunların icrası içinde bir sosyal değişimin, siyasal değişimin de farkındayız. Bu sosyal değişimin, siyasal değişimin kendine göre sünnetullah'ta kuralları vardır. Ve bu kuralları cümlesinden olmak üzere de bütün kardeşlerimin Ra'd suresinin 11. ayeti kerimesini çok güzel bir şekilde anlamasını ve beraberinde de onu içselleştirmesini temenni ederim. Ayette mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bir kavim kendi özünde olan şeyleri değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Onun için de bir değişimden bahsediyoruz. Bu çerçevede bir değişimin köklü olarak yaşanabilmesi için Allah'ın ayetlerinin ve Peygamber aleyhisselamın sünnetinin temsili anlamda bütün hayatımızın genişlik alanına anlam verebilmesi için biz Müslümanlar olarak şu üç soruyu iyi cevaplamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, nereden başlamalıyız? Nereden başlamalıyız? Bu aklımız iyi kalsın. Beraberinde kiminle başlamalıyız ve nasıl başlamalıyız? Eğer bu üç sorunun cevabını iyi verecek olursak, arz etmiş olduğum gibi, içinde bulunmuş olduğumuz nimetin kadrini, kıymetini de bilmek suretiyle köklü bir değişimden bahsedebiliriz. Bu da nereden başlamak gerektiğine dair sorunun cevabını biz Kur'an-ı Kerim'den buluyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık olarak kelam bilginlerinin, hakayet alimlerinin ifadesine göre söylüyorum, yaklaşık olarak 1/4'ü imanla alakalıdır, itikatla alakalıdır. Tekrar ediyorum, Kur'an-ı Kerim'in toplam ayetlerinin 1/4'ü imanla ilgili, itikatla ilgili ayetlerdir.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de davete, tebliğe başladığında da ilk anlatmış olduğu şeyler itikatla alakalı, imanla alakalı şeylerdi. İtikatla, imanla alakalı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın anlatmış olduğu hususlar yaklaşık olarak Mekke döneminde onun 13 yıllık hayatını kapsamaktadır. Tabii ki biz bir itikattan bahsediyoruz, bir imandan bahsediyoruz ama esasında bu itikat da iman dediğimiz şeyin hayatımızda göstergesi gerekir. Ve bu bağlamda şunu söylüyoruz. En basit eylemlerimizden en karmaşık olanına kadar, çok affedersiniz, evimize girerken ayakkabımızın hangisini önce çıkarmamız gerekir, eve nasıl girmemiz gerekir, bundan tutun da en komplike işlerimiz olan siyasal davranışlarımıza kadar Cenab-ı Allah Kur'an koymuştur. Hayatımızın hiçbir anında Rabbimiz boşluk bırakmamıştır. Hayatımızın bütün anında hiçbir boşluk bırakmadan Cenab-ı Allah'ın emirlerine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerden anladığına bağlı olarak sünnet-i seniyyeyi temsili hale, yaşanabilir halde Kur'an'dan anladıklarımızı hayatımıza sunmak suretiyle işte bu genişlik alanını vahye göre düzenlememiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre düzenlememiz çok önemlidir. Eğer hayatımızın her anını Allah ne buyuruyor, neyi emrediyor, ne söylüyor diye bir şuur içerisinde düzenleyebiliyorsak ve hiçbir zaman beşeri olana, ideolojik olana, bid'atlere yer vermeden gayretli bir hayatı sürebiliyorsak, işte böyle bir durumda biz gerçekten iman konusunda bir mesafe aldığımızdan bahsedebiliriz. Ve bu çerçevede çok değerli kardeşlerim, ortaya şöyle bir husus çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ana konularını iyi bileceğiz ve oradan başlamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ana konularını çok değişik şekilde izah eden kardeşlerimiz vardır. Alimlerimiz vardır. Fakat biraz daha muhtasar olsun diye ben Kur'an-ı Kerim'in ana konularını şu maddeler halinde özetliyorum. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in ana konusu Cenab-ı Allah'tır. Kur'an-ı Kerim Rabbimizi, Allah'ı öğreten bir kitaptır. Esas konu budur. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in muhatap almış olduğu, Rabbimizin muhatap aldığı insandır. Kur'an insanı anlatır. Üçüncüsü, Cenab-ı Allah'la insan arasındaki o iletişimi Kur'an bize vahyi taşıyan ve aynı zamanda tebliğ eden, tebhin eden, temsili olarak gösteren ve bazen boşluk olduğu zaman da Allah'ın denetimi hakkında teşrih hakkını kullanan risalet görevidir. Kur'an-ı Kerim'in üçüncü konusu risalettir. Kur'an-ı Kerim'in dördüncü konusu ahirettir, meattir. Ve beşinci konusu da dünyadır. Eğer biz bu konuları çok güzel bir şekilde öğrenecek olur ve özellikle Cenab-ı Allah'a demin anlattığımız gibi en yakın olarak bilip hayatımızın bütün ayrıntılarını Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet halinde vahye göre tanzim edecek olursak o zaman biz gerçek anlamda yakini sahih bir itikattan bahsedebiliriz. İşte bütün bunlar marifetullah'tan geçmektedir. Bu bağlamda Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet, 3 surede 3 ayet üzerinde durmuştur. Bunlardan bir tanesi En'am suresinin 92. ayeti, diğeri Hac suresinin 74-76. ayeti kerimeleri, bir diğeri de Zümer suresindeki ayeti kerime. Şimdi bu ayetlerin hepsinin anlamı şöyle. Ve me kaderullah hakka kadir. Böyle başlıyor. Ve me kaderullah hakka kadir. Onlar Allah'ı hakkıyla bilemediler. Mekki olduğunu düşünecek olursak biraz daha Peygamber aleyhissalatü vesselamın nüzul ortamından dışarıya doğru bir değerlendirme yapabiliriz. Kimdir burada Allah'ı bilemeyenler, takdir edemeyenler? Bunun faili kimdir, öznesi kimdir? Müşrikler Allah'ı hakkıyla bilemediler. Yahudiler Allah'ı hakkıyla bilemediler.
Hristiyanlar Allah'ı hakkıyla bilemediler. Budistler Allah'ı hakkıyla bilemediler. Hindular hakkıyla Allah'ı bilemediler. Sabiiler Allah'ı hakkıyla bilemediler. Dünyada ne kadar ideoloji varsa, ateisti, deisti, efendim pozitivisti, empiristi, ideolojileri kastediyorum. Sağcısı, solcusu. Allah'ı hakkıyla bilemediler. Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için müşrik oldular. Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için ateist oldular. Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için Yahudi oldular. Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için Allah'a çocuk isnat ettiler. Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için Allah'a takavüt olmuş bir varlık muamelesi yaptılar. Allah'ı hakkıyla bilemedikleri için hayatının genişlik alanlarında hayatlarını Cenab-ı Allah'a karıştırmadılar. Bugünlerde çokça tartışılıyor. Biraz da aktüel olarak da gündeme getirecek olursak, işte filan gençlerin, filan okulların deist olduğundan filan veya deizmin yayıldığından bahsediyorlar. Veya ülkemizde deizmin yayıldığından bahsediyorlar. Ya bunlar böyle baktığımız zaman orijinal gibi ama aslında orijinal değil. Bu millet ne zaman ki Allah'ın hukukundan, Kur'an'dan ve Peygamber Aleyhisselam'ın temsilinden, sünnetinden ayrılmış ve Cenab-ı Allah'ın ayetlerine, Peygamber Aleyhisselam'ın risalet makamına bir sınırlama getirmişti. O günden itibaren deisttir zaten. Sohbetlerime geçmişten beri katılan kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Esasında akaid eğitimi evlilik öncesinde başlayan bir eğitim. Aile tercihiyle başlayan bir eğitimdir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 221. ayetinde galiba hatırımda kaldığı kadarıyla Müslüman erkeklerin müşrike hanımlarla ve mümine hanımefendilerinde müşrik erkeklerle evlenmesini yasaklamıştır. Ve tabii ki biz buradaki müşrik kavramını bir yontuya tapmak olarak onun da önünde prestij olarak bakıyorsak bu doğru olmakla beraber sınırlı bir anlamdır. Şirk dediğimiz şey Cenab-ı Allah'ın yetkilerine sınırlama getirmektir. Ve Cenab-ı Allah'ın uluhiyet ve rububiyetteki varlığına bir anlamda sınır çizmektir. Hakimiyetine, tekliğine sınır çizmektir. Eğer şirki böyle kabul edecek olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duyurduğu gibi, insanın damarlarındaki kanın gizli bir şekilde evrilmesinden, hareket etmesinden daha sinsi bir şekilde hareket eden bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Cenab-ı Allah baştan itibaren yani ailelerin iyi bir eğitim için, itikadi eğitim için İslam üzerine, tevhid üzerine yuvalarını kurmalarını istemiş. Nur suresindeki ayetlere baktığımız zaman da ahlaksız olan hanımlarla ancak müşrik veya ahlaksız olan bir erkek evlenebilir. Ahlaksız bir erkekle de ancak müşrik olan bir hanım veyahut da haşa zinakar bir kadın evlenebilir diye ahlaki açıdan da yine Kur'an sınırlamalar getirmiştir. İman ehlinin birbirine denk olduğunu, ahlaki anlamda Muhammedi ahlakla ahlaklanan insanların ahlaken birbirlerine denk olduğunu bize haber vermiştir Kur'an-ı Kerim. Hal böyleyken, dolayısıyla eğitim daha yuva kurulmadan başlamaktadır. Ve yuva kurulduktan sonra tabii ki Cenab-ı Allah hayatın meyvesi olan çocukları lütfedecek olursa ki burada şerh koyuyorum lütfedecek olursa ifadesi çok önemlidir. Şura suresindeki ayetlere baktığımız zaman 49-50. Ayetlere görüyoruz. Cenab-ı Allah orada وَهَبُوا لِمَنْ يَشَاءَ اِلَى اَخِرِ Cenab-ı Allah hibe ederse, bağışlarsa ifadesi kullanılıyor. Haliyle çocuğun olup olmaması Cenab-ı Allah'ın tamamen lütfuna bağlı olan bir şeydir. Bu açıdan da olan kardeşlerimizin olmayanlara karşı buradan bir üstünlük üzerinden ifade etmeleri, bir ifade kullanmaları Cenab-ı Allah'ın ayetlerine ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın insana vermiş olduğu lütuflara sünnetullah'a aykırı bir ifadedir. Cahili bir ifadedir ve Müslümanların bütün bu cahili söylemlerden, ifadelerden uzak kalması gerekir. Şayet Cenab-ı Allah bir bağışta bulunacak olursa o zaman da çocuklarımıza ilk verdiğimiz şey
akide eğitimi, iman eğitiminin olması lazım. Bununla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar, Haşim oğullarının çocukları daha 2 yaşında konuşmaya başladığı andan itibaren onlara Furkan suresinin 2. ayetini öğretmiştir. Veyahut da aynı anlamı içeren İsra suresinin 111. ayetini öğretmiştir. Konu olarak bakacak olursak neyi anlatıyor? İsra suresinin 111. veya Furkan suresinin 2. ayeti Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini yaratmada ve emretmedeki eşsizliğini anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın yaratmada ve emretmede herhangi bir şerikinin olmadığını, bu isterse hükmî şahıs olsun, isterse gerçek şahıs olsun, ne şahıslardan ne kurumlardan hiçbir varlık Cenab-ı Allah'ın emir alanına sınırlama getiremez, müdahale edemez. Eğer kişi veyahut da şahıslar Cenab-ı Allah'ın emir alanına bir sınırlama getirme kaygısına düşüyorlarsa biz buna müşrik adını veriyoruz. Şirk dediğimiz şey bundan ibarettir. Ve yine aynen baktığımız zaman burada Cenab-ı Allah hayatın bütün alanlarını bir ilim, bir ölçü, mutlak bir ilim, bir ölçü dahilinde yaratmıştır. Hayatın içerisinde tesadüf diye bir şey yoktur Cenab-ı Allah'ın yarattıklarında. Ve yine Cenab-ı Allah hiçbir zaman hakimiyeti, egemenliği elinden gasp edilmeyecek, edilemeyecek olan mutlak varlıktır. Mülk onundur, egemenlik onundur ve bu mülk kesinlikle paylaşılmaz. Onun mülkünde hakkın hakim olması gerekir. Hatta kelamcılar adaleti böyle tarif etmişlerdir. Cenab-ı Allah'ın mülkünde Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hakim kılmaya adalet denir. Ya bir adil düzenden, bir adaletten bahsediyorsak bu Allah'ın yarattığı coğrafyada, yeryüzünde Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının, Allah'ın iradesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsili çerçevesinde uygulanmasıdır adalet dediğimiz şey. İşte bu bağlamda madem ki akaid eğitimi çok erken başlamıştır, bir marifetullah'tan bahsediyoruz. İnsanlar marifetullah konusunda eksik olduklarından dolayı yerine göre ideolojik sapmalar yaşamışlarsa bu ideolojik sapmaları yaşamamak için bizim çok güzel bir şekilde itikat alanında, iman alanında kendimizi yetiştirmemiz gerekir. Malum bununla ilgili Kur'an-ı Kerim tehlikelerden bahsetmiştir. Sünnet-i Seniyye'ye baktığımız zaman yine tehlikeler vardır. Bu çerçevede dersimizle alakalı söylüyorum. Dersimizi işlerken tabii klasik kaynaklardan kopmayacağız. Burada önümüzde her zaman İmam Ebu Hanife Üstadımızın eserleri açık bulunacak. Yine Maturidi ekolüne göre onların yazmış olduğu kitaplar, risaleler klasik anlamda açık olacak. Onlardan birçok görüşler alacağız. Bu çerçevede yani aktüel olarak söylüyorum. İşte İmam Maturidi ile alakalı toplantılar yapılmakta, sempozyumlar düzenlenmekte, yerine göre birçok resmi kurumlar devreye girmekte ve ortaya bir insan, bir din icat edilmeye çalışılıyor. Ben sadece özet olarak söyleyeyim, icat edilmek istenen dinin, insanlar sadece inandık desinler ama amel olmasa da çok önemli değil. Onların ifadesiyle, kitaplardaki ifadeleriyle kullanıyorum, onların ifadesini tırnak içi kullanarak söylüyorum. Gerek İmam Ebu Hanife, gerekse İmam Maturidi aynı ekole bağlı olarak mürciyedendir. Yani onlara göre iman sadece marifetten ibarettir. Amelin hiçbir değeri söz konusu değildir. Akılla vahiy dengesi açısından akıl her zaman öndedir. Vahiy akla tabidir. Verilmek istenen şey. Ve beraberinde İmam Maturidi'nin tevilatındaki bir tek cümleyi anlamadıkları için oradan yola çıkmışlar ve Maturidi ekolünde efendim içtihadi nes denilen bir şey vardır. Yerine göre akıl ayetleri nes edebilir, yürürlükten kaldırabilir. Eğer aklın ayetleri ki nes ettiğini kabul edecek olursa bunun ne tarif olarak, ne kavram olarak, ne tarihsel olarak, ne de İslam efendim ilimleri, metodoloji içerisinde yer olarak buna bir yer bulmak mümkün değil yani bunun izahı. Nes dediğimiz şey
sadece Kur'an-ı Kerim'in nüzul dönemiyle kayıtlı olan bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zaten olmaz ve varlığı da İslam'ın yaşanmış bir hayata emirlerinin gelmesiyle, yani Cenab-ı Allah'ın daha önceden ayetleri kurgulayıp gönderme değil, yaşanan bir hayatın sorunlarını tedrici olarak çöze çöze gidiyor Kur'an. Onun için de bugün pozitif hukukta, modern hukukta olduğu gibi bazı şeylerin daha sonra zaman içerisinde nesh edilmesi hayatın realitesidir, gerçeğidir. Haşa bu bir çelişki falan değildir. Burada nesh inkar edenler zaten tefsir ilmindeki mutezile kelamcılarına ait olan nesh ile bedai birbirine karıştırmalarından dolayı böyle bir yere girmişler. Ha, biz bunlar üzerine durmayacağız. Bunlar akademik ayrıntılar. Ama tekrar buradan gelecek olursak, madem ki akıl vahyi nesh edebildiğine göre, yaşamış olduğumuz sistem içerisinde vahyi uygulamadan saf rasyonel aklı da öne çıkartmak suretiyle bir hayat kurgulayabiliriz. Hayatımızın genişlik alanından bütün genişlik alanının teferruatına kadar beşeri olanlar hakim olabilir. Buna bir yol bulabilmek için işte içtihadi nes üzerinde durulmuş ve beraberinde de İmam Maturidi Hazretleri istismar edilmiştir. Ben kendi açımdan bir Allah'ın lütfu olarak söylüyorum üzerinde. Yani kendimi İmam Maturidi uzmanı olarak görüyorum. Onu anlamaya çalışan birisi olarak görüyorum. Bazen diyorum bütün yani zihnindeki benim radikal damarları besleyen iki tane insan vardır. Bunlardan bir tanesi son dönemin tabii ki büyük alimlerinden Seyyid Kutup. Bir diğeri ise İmam Maturidi Hazretleri'nin te'ilatın yani te'ilat ehli sünnet adlı tefsirini 11 cilt halinde makbu elimdeki her bir cilt 600-700 sayfa satır satır okumaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Ve onun içerisine baktığımız zaman klasik İslam müfessirleri ne dediyse, yani Mukatil bin Süleyman ne dediyse, İmam Taberi ne dediyse, geçmişte Süfyan-ı Sevri ne dediyse, sonraki sürece doğru Fahrettin Razi ne dediyse, İbn-i Kesir ne dediyse, arz ettiğim gibi İmam Maturi de onların söylediğinin aynısını söylemiştir. Onda da ayetler vardır. Alabildiğine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerini kullanmıştır. Faiz hakkında çok net ifadeler kullanmıştır. Tesettür hakkında çok net ifadeler kullanmıştır. Mürtedin gebertilebileceğini söylemiştir İslam toplumunda. Ve beraberinde tartıştıkları için söylüyorum, onun üzerinden bir yol bulabilmek için. Kendime ait bir ifade olarak söylemiyorum. İmam Maturidi rejimin de varlığını söylemiştir. Yani buradan yola çıktığımız zaman İmam Maturidi üzerinden ülkede yeni bir din ihdas etmek isteyenler ne demek istiyor? İşte onu anlamakta bazen zorlanıyoruz. Ve sadece şunu söyleyebiliyoruz. İmam Maturidi'yi yani günümüzde dillendiren, önümüze getiren insanlar önce kendi ön kabullerini, bir dini kafalarında bir algıyı oluşturmuşlar. Tabii ki bu algı Ahmet'ten, Mehmet'ten kaynaklandığı zaman bir değer ifade etmiyor. Onun böyle desteklenmesi, beslenmesi gerekiyor. Kimle beslenecek bu? Ebu Hanife ile beslenecek, İmam Maturidi ile beslenecek ki bir geçerliliği olsun. Ve bunun üzerinden de tabii ki bir hüküm cümlesi ihdas ediliyor. Osmanlı'nın geri kalmasının sebebi Eş'ari Şafii fıkhının medreselerde hakim olması. Ve biz bundan dolayı dünyada geri kaldık. Hanefi Maturidi hükmünü, ahkamını uygulayacak olursak kurtuluruz. Ve bu bağlamda İmam Ebu Hanife'nin şu fetvasını bunu söyleyen insanlara arz edelim. Biliyorsunuz Mansur döneminde yaşamıştı İmam Maturidi, İmam Ebu Hanife düzelteyim. Ve Mansur döneminde İmam Ebu Hanife kendisine zaman zaman görevler falan teklif edilmiş. Yakınlığı vardır ve bu görevlerin hiçbirisinde kabul etmemiştir. Çünkü o Mansur'un adil olmadığına inanıyordu. Ona göre Mansur zalim bir insandır. Her ne kadar bilgili de olsa, donanımlı da olsa, siyasetin tepesinde de olsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonraki neslinden torunları olan Abdullah ve İbrahim en-Nefsu Zekiye vardı. Bunlardan birisinin hilafet makamında olması gerekiyor. İmam Ebu Hanife böyle diyor. Ve arkasından İmam Ebu Hanife bütün mal varlığını, varını, yoğunu
Peygamber aleyhisselamın bu torunlarının iktidara gelmesi için harcıyor. Fakir hale geliyor. Ve bir fetva deklare ediyor. Fetvası şöyle. Mansur'un bu zalim iktidarının yıkılıp Peygamber aleyhisselatü vesselamın torunlarının iş başına gelmesi için kim Mansur'a karşı göz açıp kapayana kadar kıyam edecek olursa Cenab-ı Allah ona 70 hac sevabı verir. İşte Ebu Hanife dediğim insan budur. Bu anlamda bu ülkede masonlara sürekli olarak oy veren ve sürekli olarak batılın, yanlışın, ideolojilerin, bidatlerin peşinde koşan insanların ne kadar İmam Ebu Hanife'nin yolunda olduklarını evvela sorgulamaları gerekir. İmam Ebu Hanife ile itikaden, amelen, düşünce olarak hiçbir bağlantısı olmayan insanların veya İmam Maturidi Hazretleri'ni hakkıyla tanımayan insanların yani bu ülkede yapmış oldukları bu istismar girişimlerini ifade ettiğim gibi doğru bulmuyoruz. Çok değerli kardeşlerim. Tabii ki biz bu klasik kaynaklardan hiçbir zaman kopmayacağız dedik. Gerekçe olarak da köklü olmak zorundayız. Eğer bilgilerimiz usulsüzse, selefi salihini tamamen reddediyorsa, dışta tutuyorsa ve çalışmalarında onlardan istifade etmiyorsa, bir takım ideolojilerin çerçevesinde türeli fikirler ortaya koyuyorsa, bunlar köksüz çalışmalardır. Ve hayatımızın hiçbir anında da arz ettiğim gibi köksüz bir çalışmayla siz değerli kardeşlerimizi buluşturmak istemiyoruz. Bu bağlamda bu klasik kaynakların tamamından inşallah istifade edeceğiz. Ama bunları istifade ederken akaid konularını da felsefi düşüncelere boğmayacağız. Yerine geldiği zaman belki birkaç kelam edebiliriz, yerinde olarak söyleyebiliriz. Ama bir kelam tarihi anlatır gibi, efendim Mutezile nasıl çıkmıştır, fikirleri nedir, karşı fikirler neden ibarettir? Cebriye nedir, efendim mürciye nedir, müşebbiye nedir, mücessime nedir? Ve diğer itikadi ekoller, sonradan çıkanlar da dahil olmak üzere, bunlar yerine geldiği zaman tadında bir şeyler söylenebilir. Ama sadece bunlar üzerinden gitmeyeceğiz. Bunun yerine amacımız şu, itikadi bir savrulma var. Yani bunu bir itikadi savrulmanın olduğunu değişik zamanlarda ve mekanlarda ifade ediyoruz. Hatta bu itikadi savrulmayı daha önceden savunanlar da vardı, söyleyenler de vardır. Bu rivayetlerden bir tanesini İmam Tahavi Hazretleri Müşkül-i Asar'da almıştır. Ve almış olduğu bu düşünce veya nakil Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, insanlar öyle bir zamanı yaşayacaklar ki mescitler, camiler ağzına kadar insan dolacak fakat içerisinde bir tane Müslüman olmayacak. Böyle bir ifade kullanılıyor. Yani bu ifade yani cemaati, insanları tekfir etmek üzerine bina edilmiş usulsüz bir şey değildir. İtikadi konuların çok böyle girift olduğu, zor olduğu ve hassaslığını anlatmak için söylenmiş bir ifadedir. Ki Peygamberimizin hadislerinde de var. Yani buradan 2-3 tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar hamurdan kılın çıktığı gibi böyle çok basit bir şekilde, kolay bir şekilde dinden çıkacaklardır. Hamurdan böyle kılın çekildiği gibi. Nasıl olur? Bir espri yaparsınız. Herhangi bir batıl şeye gülersiniz. Bir batılı paylaşabilirsiniz. Onaylayabilirsiniz. İnsan bunların küfür olduğunun farkında bile değil. Bu bağlamda bizim akaid kitaplarımızın köklü çalışmalara baktığımız zaman içerisinde efaz-ı küfür bahsi vardır. Efal-i küfür bahsi vardır. Yani hangi sözler insanı küfre götürür? Hangi fiiller insanı küfre götürür? Bunlardan bahsedilmiştir. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'den verdiği bir rivayette de şöyle buyurmaktadır. İnsanlar öyle bir söz konuşur ki bu konuştuğu sözde hiçbir beis, hiçbir mahzur yok zanneder. Hiçbir mahzur yok zannettiği bu sözü kullandığında doğuyla batı arası kadar dinden uzaklaşır, İslam'dan çıkar giderler buyuruyor. Demek ki burada ağzımızdan çıkan söze dikkat etmek gerekiyor. Kur'an
Bu münasebetle ne diyordu? وَالَّذ۪ينَهُمْ اَنِ اللّٰهُ مُورِدُونَ Müslüman lağıvdan, kendisine, dünyasına ve ahiretine faydası olmayan bütün şeylerden, lüzumsuz işlerden yüz çevirir. Ayette وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Yani hakkında bilgin olmayan şeylerde akıl fikir yürüterek çok fazla durma, konuşma. Yani haddi aşma, haddini bil diye müminleri uyarmıştır. Özellikle de bilmediğimiz konularda, ağır konularda çok daha itinalı, teyennili olmak gerekir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Nas suresi nazil olmuştur. Bildiğimiz اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ اِلَى آخِرِ Ve ayetin sonunda, surenin sonunda ne buyuruyordu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanların bölük bölük Allah'ın dinine kitleler halinde girdiğini gördüğün zaman Allah'a istiğfar et. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan çok şey anlamış. Çok derin fıkıhlar çıkarmıştır. Ama yine bu ayetleri, bu sureyi okuduğunda Peygamberimiz aleyhisselam etrafındaki Müslümanlara şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki nasıl ki dine böyle bölük bölük gidiyorlarsa kitleler halinde bölük bölük de İslam'dan, dinden çıkacaklardır. Bu rivayeti Darimi Sünen'inde almaktır. O da rivayet eder. İnsanlar nasıl böyle giriyorlarsa çıkışlar da böyle kitlesel halde olacaktır buyuruyor. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karanlık geceler gibi fitneler olacaktır. Dikkat buyurun. Karanlık geceler gibi fitneler olacaktır. Kişi o gün mümin olarak sabahlayacak, akşama kafir olarak çıkacak. Mümin olarak akşamlayacak, sabaha kafir olarak çıkacak. Ancak bu öyle ki insanlar böyle bir zamanda ki birkaç rivayeti birleştirerek söylüyorum aynısıyla alakalı. İnsanlar böyle bir zamanda ifadeye dikkat buyurun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinlerini ve şahsiyetlerini az bir pahaya satacaklardır. Tekrar ediyorum. Dinlerini ve şahsiyetlerini az bir pahaya, bir geçimlik için, bir makam için, herhangi bir yere gelmek için, bir dünyalık elde edebilmek için, siyasi ve sosyal bir konum kazanabilmek için şahsiyetlerini ve dinlerini az bir pahaya satacaklardır. Ancak Allah'ın kalplerini ilimle ihya ettiği insanlar bu fitnelerden kurtulacaklardır. Allah'ın kalplerini ilimle ihya ettiği insanlar bu fitnelerden kendilerini kurtaracaklardır. Bu anlamda işte marifetullah dediğimiz şey, Allah'ı bilme ilmi dediğimiz şey çok önemlidir değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din hakkında endişeye düşmeyin buyurmuş. Bu ilmi bağlamda inne hâde dîne metînun fe evgilû fî dînikum. Yani din sağlamdır. Cenab-ı Allah zaten el-yevme ekmeltü leküm dînekum. İkmal etmiştir, tamamlamıştır. Ve din hakkında zahir olur, yok olur diye bir endişeye düşmeye gerek yok. Cenab-ı Allah'ın zaten koruması altındadır. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz dinde derinleşmeye bakın. Dinde derinleşmek. İşte dinde derinleşmek dediğimiz şeyin başlangıcı akaittir. Oradan başlamaktadır. Dinde derinleşmek dediğim şey marifetullah'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bağlamda çok güzel ifade buyurmuş. Burada bir defa daha paylaşmakta yarar görüyorum. Ve bu rivayetin üç ayrı söylem biçimi vardır. Allah'tan, Allah'a karşı en takvalınız benim. Allah'ı, çünkü Allah'ı en iyi bileniniz benim. Cenab-ı Allah'a karşı en veralınız benim. Çünkü Allah'ı en iyi bileniniz benim. Cenab-ı Allah'a karşı en huşulu olanınız benim. Çünkü Allah'ı en iyi bileniniz benim. Ve buradan bir şey doğmuş oldu ortaya. Yani takva ile vera arasında değerli kardeşlerim. Yani bu kavramları doğru yerine oturtmak zorundayız. Yani takva dediğimiz şey hayattan el etek çekmek değil. Hayata Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi
iman ve cihat dediğimiz o iki özü kuşanarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi hayatın merkezinde durmaktır. Takva dediğimiz şey tanımını Bakara suresinin 177. ayetinden alır. Tanımını Bakara suresinin 177. ayetinden alır. Ne var burada? 177. ayette itikadi kemal var. Bütün kapsayıcı bir şekilde. Bunun içerisinde ibadetleri ihsan halinde yaşamak var. Takvanın içerisinde muharramatın her türlüsünden uzaklaşmak var. Takvanın içerisinde insanı kamil olabilmek için Kur'an-ı Kerim'in bize sunmuş olduğu o davranışların ihsan halinde yaşamak vardır. Ahlaki olgunluk, ahlaki kemal dediğimiz şey. Ve bu dört boyutu, dört alanı hakkıyla yerine getirdiğimiz zaman bir takvadan bahsedebiliriz. Hani Hazreti Ömer'in bu olumsuz takva ile ilgili, bugün de benzer o negatif takva anlayışına bir tepkisi var. Öyle adamın birisi yanına gelmiş, adeta dökülüyor. Yani cübbe bir tarafta, başındaki bir tarafta saç sakal birbirine karışmış. Yani böyle bir adam. Ne bu diyor, şaşırıyor görünce. Oradaki işte zevap, bu çok takva, müttaki bir adam diyorlar. Hazreti Ömer böyle elindeki bir şeyle, nesneyle çok sert bir şekilde dokunuyor. Kalk git diyor. Dinimizi ölülerin dinine benzetmeyin. Yani takva dediğimiz şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi diri olmaktır. Canlı olmaktır. Hayata müdahale edebilmektir. Kötülüklere karşı tavır koymak. Ahlaksızlıklara karşı çözüm üretmek. Ve beğenmediğimiz her alanda, iktisat, siyaset, hukuk, eğitim, öğretim, alternatif olanları proje olarak insanlığın önüne sunabilmektir. Takva, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her türlü farzları yerine getirdikten sonra, haramlardan kaçındıktan sonra, semavi belaları rızayla karşıladıktan sonra yapılan siyasi baskılara karşı hiç aldırış etmeden hedefe doğru yürümektir takva dediğimiz şey. Ya bu bağlamda işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem marifetle takva arasında, marifetle vera arasında niyetleri bile düzeltmek, iç alemimizi düzeltmektir. Sadece böyle zahiren değil. Yani bir insanın gönlünü, kalbini bile Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir varlığın hakimiyetini açmamasıdır. Ve beraberine huşu dediğimiz şey, nasıl ki biz zahiren itaat ediyorsak, batınen de aynı şekilde Allah'a mutlak teslimiyetin zirvesidir. Bütün bunlar neyle oluyor? İşte sağlam bir akide bilgisiyle oluyor. Bu bağlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. İmanın en efdali, bak iman ve efdaliyet arasında, akaid ve efdaliyet arasında bir ilgi kurarak konuşuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın en efdali, en faziletlisi, nerede olursan ol, Allah'ın seni murakabe ettiğini bilmendir. Bu ne demektir? Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor, Allah beni biliyor, Allah beni işitiyor. Madem ki bütün bunlara göre, Rabbimiz bize bu kadar yakın olduğuna göre, bu murakabe halini hayatımızın her anına bilinçli bir halde yansıtabiliyorsak, o zaman sağlam bir akaidden, sağlam bir akideden bahsedebiliriz değerli kardeşlerim. Bu çerçevede özellikle yani biz çalışmalarımızı yaparken şöyle bir yani içimiz arzu uyandı içimizde. Peki biz yani Kur'an-ı Kerim'den hareket edelim, klasik kaynaklarımızdan kopmayalım, rivayetler mutlaka beraberimizde yanımızda olsun. Ama öyle bir akaid sistemi oturtalım ki kardeşlerimizin hiçbirisi ideolojik düşünmesin. Yani kafayı Kur'an ve sünnete aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine kodlayalım. Bütün yapmış olduğumuz işlerde vahiy bizi bağlayıcı olsun. Ondan başka bir referans kabul etmeyelim. Böyle bir akide sistemi üzerinde durduk. Onun için de Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler yaklaşık olarak diyoruz. 20 veya 30 başlık halinde bazen açıklarımız oldu, getirdik. Ve inşallah bu başlıkları siz değerli kardeşlerimizle bundan sonraki haftalarda yani paylaşacağız. Ve beraberinde
önümüzdeki haftadan itibaren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki ilah anlayışları üzerinde duracağız. Ve arkasından Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ı nasıl tanıtıyor? O marifetullah dediğimiz şey, bunun üzerinde duracağız. Ama konuşmamın ortasında da arz ettiğim gibi, çok değerli kardeşlerim, çocuklarınıza sahip çıkın, eşinize sahip çıkın, size bağlı olanlara sahip çıkın, çocuklarınız, eşleriniz de aynı zamanda size sahip çıksın. Yani oturmuş olduğumuz aile ortamında özellikle dinin hayata yön vermemiş olduğu siyasalarda insanlar itikade risk taşırlar. Benim de arz ettiğim gibi, seyrettiği bir şey, beraber paylaşmış olduğu herhangi bir espri, bir karikatür, bir makale, bir fıkra, insanın Müslümanlıktan kopmasına veya ideolojik bir tercih, dinle tamamen bağlantısının kopmasına neden olabilir. Bu açıdan şahit ümmetiz. Birbirimize şahit olacağız, denetleyeceğiz. Şahit ümmetiz, eşimizi, ailemizi denetleyeceğiz. Çünkü biz onlar üzerinde yöneticiyiz. Onlar aynı zamanda yöneticilerdir. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Buna bürokrasi de dahildir, iş yerlerimizde dahildir. Yani oradaki çalışmış olduğumuz yerlerde kardeşlerimize, personelimize, efendim hizmetçisinden tutun da üst makama doğru Allah'ın dininin doğru tebliğini, eğer bunu yapamıyorsak her şey tebliğden ibaret olmuyor. Düzgün davranarak, davranış bozukluğu sergilemeyerek doğru temsilini yapmak zorundayız. Hani şairin dediği gibi, İslam'ı öyle güzel yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Yani bizi gören insanlar ahlaki olgunluğumuzdan, güzelliğimizden, itikadi davranışlarımıza, ameli davranışlarımız arasındaki o uyumdan dolayı, hayatımızdaki çelişkisizlikten dolayı hakka Müslüman olabilsinler. Bu şekilde de Rabbimizin dinini bu insanlara taşıyabiliriz diyoruz sevgili kardeşlerim. Ve tabii ki bunun neticesinde arz ettiğim gibi inşallah akaid derslerini sizlerle bu minval üzerine götüreceğiz. Ama burada malum konuşmalarımız içerisinde çok ayetler geçecek, hadisler geçecek. Ben bazı şeyler unutmamanız için, zaman zaman da sormanız için böyle cebinizde küçük not defterleri falan olursa veya telefonlarına kaydeden kardeşlerimiz yazı olarak not alırlarsa ayet numaralarını, hadislerini dışarıda da paylaşabilirler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bellihuni velev kâne ayeten. Yani bir tek ayet bile olsa benden alın paylaşın buyuruyor. Yani biz bir tek ayet bile olsa benden alın paylaşın. İfadesini bir emir olarak telakki edelim. Özellikle de dinin mahkum olduğu toplumlarda farz-ı ayın bir emir olarak kabul edelim. Bunları öğrendiklerimizi diğer insanlarla usulü çerçevesinde konuşalım. Ama arz ettiğim gibi bütün bunları anlatırken sizlere zaman zaman literatür tanıtımı da yapacağız. Yani akide konusunda ilk defa hangi kitaplar okumamız gerekir? Klasiklerden okumamız nelerdir? Efendim bu ekoller bize nasıl bir silsile içerisinde gelmiş? Hangi kitaplar önce yazılmış? Ve bunların içerisinde öncelik vermemiz gereken çalışmalar nedir? Bunlara da bakacağız. Daha sonra ideolojilerin insan hayatına hakim olmasıyla beraber müteahhirin ulemanın kendi dönemindeki bid'at fikirleri fıkhını yapmış olduğu, üzerinde çalışma yapmış olduğu eserler vardır. Çağdaş ideolojilerin itikadi değerlendirmelerinin yapıldığı kitaplar vardır. Bunların da tanıtımını yapacağız sizlere inşallah bu dersler içerisinde. Ve buradan şunu istiyoruz. Bu derslere takip eden kardeşlerimiz, evet, akaidde, kelamda bir usul öğrenecekler. Ama biz burada hadisin de usulünden bahsedeceğiz. Biz burada yerine göre tefsirin de usulünden bahsedeceğiz. Biz burada satır aralarında fıkıh usulünden de bahsedeceğiz. Biz burada satır aralarında tasavvufun usulünden de bahsedeceğiz. Bunun sebebi şudur. İslami ilimlerin, bunu çok söyledim, arkadaşlarım çok iyi bilirler. İslami ilimlerin usulünü bilmeyen adamın ilmine itibar edilmez. Bu memlekette din adına ne kadar çatlak söz söyleyen varsa, haddini bilmeyen adam varsa, hiçbirisi İslami ilimlerin usulünü doğru dürüst okumamışlar, bilmeyen insanlardır.
Onun için memlekette bu kadar kargaşa meydana getirdiler, getiriliyor ve insanlar dine ısındırılmak ve din hayatlarına merkeze gelmek yerinde dinden soğur, nefret eder hale gelmişlerse, onların çok böyle farklı olan akademik konuları toplumun huzurunda tartışmalarından meydana gelmektedir. Örnek olsun diye söyleyeyim, yeri geldiği için. Haber açıyorsunuz, dinliyorsunuz. Arkadaşlar tartışıyorlar. Tartışmalarında cümle şöyle başlıyor. Ben böyle İslam'ın kadına baktığı hükümlere falan baktım, gördüm. Böyle şiddet içermektedir. Hazreti Ömer bir kadın düşmanıdır. Aynen tırnak içi cümle böyle başlıyor. Daha açıldığı andan itibaren. Halbuki bu konuların tamamını, Kütüb-i Tis'a, daha sonra Zevaid kitapları, Müstedrekler dahil olmak üzere konuların tamamına baktık, araştırdık ve neyi gördük tamamına baktığımız zaman Cenab-ı Allah kadın kullarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla öyle lütuflar sunmuş ki böyle bir deryanın içerisinden çok zayıf bir iki tane rivayet alıp onun üzerinden İslam hakkında söz söylemek sadece İslam düşmanlarının sayısını çoğaltır kardeşlerim. Bunun da nedeni arz ettiğim gibi usul bilmemekten kaynaklanır. Bu açıdan büyüklerimiz ne demişler? İslam ilimleri kimden aldığınıza dikkat edin. Usul bilmeyen insandan ilim almayın ve onlara itibar etmeyin, iltifat etmeyin demişler. Onun için biz de inşallah bu derslerimizde İslam ilimleri metodolojisini de usulünü de beraber yeri geldiğince söyleyeceğiz. Şimdilik bu derslerimiz 15 günde bir olarak başladı. Eğer 15 günde bir yani başlatmaz diyecek, araya sokacak olursak, haftalık dönüştürecek olursak, haftalık yapacak olursak, o zaman şöyle bir şey aklımıza geliyor. Bir hafta akaid, bir hafta Müslüm okumaları şeklinde. Yani böyle bir şey olabilir. Yani şimdilik ama ilk başlangıcımız 15 günde bir pazar sohbetleri olmak üzere başlattık. Cenab-ı Allah tesirini halk etsin.